Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Aksu, profesyonel MMA dövüşçüsüyüm. Bugün size takedown tekniği nasıl yapılır arkadaşım Deniz'le onu göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Pançika, profesyonel MMA dövüşçüsüyüm. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, size bir önceki videomuzda side kontrolden kimura'yı göstermiştik. Şimdi kimura'ya nasıl gelir onu göstereceğiz. Bunu da iki farklı takedown'la size göstereceğiz. Şimdi şu şekilde duruyoruz. Biz şimdi düz guard'dan başlayacağız. Birinci denememde double leg takedown yapacağım. Double leg takedown'a geçmeden önce çok önemli olan şeylerin bir tanesi de takedown'a geçiş yaparken takedown'u hazırlamam lazım. Bunu şimdi bir sol direkle yapıyorum. Sol direkle yapabilirim veya fazla kombinasyonla yapıp da açış direkt bacaklarına geçiş yapabilirim, dalış yapabilirim. Şimdi benim yapacağım bir sol direk vurarak direkt takedown'a geçiş yapma. Bir sol direk vuruyorum. Ondan sonra hafifçe bacaklarıma diz çöktükçe çöktükten sonra şu şekilde bu pozisyonda patlayıcı bir şekilde ileri doğru kendimi atmam lazım. Ellerim de bu pozisyondayken önde olması lazım ki daha çabuk bacaklarını yakalayabileyim. Pozisyona geldik. Bu pozisyondan kendimi ileri atıyorum. Attıktan sonra ön dizim direkt bacaklarımın arasında yere temas ediyor şu şekilde. Omzumla boynumu kapattım. Güzelliğini kavradım. Kavradıktan sonra arka bacağımı direkt onun ön bacağının yanına koyuyorum. Koyduktan sonra şu şekilde kavradıktan sonra ayağa kalkarak sol tarafa doğru, yani benim başım onun solunda, sol tarafa doğru kalkarak şimdi bedenini sola doğru çevireceğim. Hop, çevirerek yere temas ettirip hemen burada bacaklarını bırakmadan yan tarafa doğru geçiş yapıyorum. Side kontrolden olabildiğince ağırlığı üzerine bastırdım. Ayaklarımla da kontrol ettim ki şu an kaçmaya şansı yok. Buradan istediğim gibi darbe verebilirim, üzerine geçebilirim ve veya bir önceki yaptığımız teknik kimura'ya geçebilirim. Evet, double leg'den side kontrolü geçişimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, takedown yaparken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. MMA'de çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, eğer ki hazırlıksız direkt dalış yaparsam ve bunu yavaşça da yaparsam çok büyük tehlike beni bekliyor olur. Şimdi hazırlıksız ve uzun mesafeden takedown'a giriş yaparken ve rakibim bunu gördü, bana bum şu şekilde darbe verebilir veya bum bum veya ve uppercut verebilir. O yüzden çok dikkat etmem gereken şeyleri veya hazırlık yapmam şeylerden bir tanesi ise hazırlık yaparak takedown'a geçiş yapmam veya kombinasyon yaparak takedown'a geçiş yapmam. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İkinci yapabileceğimiz hatalardan bir tanesi ise takedown'a geçiş yaptıktan sonra boynumuzu açık vermemiz. Boynumuzu açık verirsek, oh, nice change up there though to go to the body. He better. He's got it. Yep. No, told you. It's Anthony Lionheart Smith. Aynen. No. Okay. Şimdi size ikinci bir takedown tekniği göstereceğiz. Single leg. Single leg'de de aynen şu şekilde yine düz guard'dayız ve takedown'u yapmadan önce tekrardan yapacağımız şeylerden bir tanesi ise takedown'a hazırlıklı bir şekilde geçeceğiz. Tehlike oluşmasın diye. Yani ben tekrardan bir düz çeple başlıyorum. Boom. Veya fazla kombinasyon da yapabilirim. Sıkıntı değil. Ama bir şey yapmam lazım kesinlikle ki riski azaltayım. Şimdi single leg'e hazırlık yaparak single leg'e geçiyorum. Boom, hazırlık vurdum. Rakip şimdi bu halde beni göremiyor. Ya düz veya şu şekilde yaptığında o kendini korumaya alır ve o anda ben dalışı yaparım. Az önce double leg yapmıştık, çift bacağına kavramıştık. Şimdi aynı pozisyondan şu şekilde hafif dizlerimin üstüne çöküp ve patlayıcı bir şekilde ileri doğru ilerlemem lazım. Yani kendimi atmam lazım. Attıktan sonra boom. Aynı şekilde sol ön bacağımı iki bacağın arasına koyup iki elimle bacağını kavruyorum şu şekilde. Bacağını kavradıktan sonra sağ arka ayağımı öne getirip ayağa kalkıyorum. Şimdi ön ayağı iki bacağımın arasında şu şekilde. Ve omzum direkt baldırın üstüne yatıyor şu şekilde.
Bu pozisyondan olduğum gibi değil. Bu pozisyondan sol elimi burasında bırakıyorum. Sağ elimi de bacağın alt tarafına doğru uzatarak sağ tarafa dönüp omzumla da aşağı doğru bastırarak takedown'u hop bitiriyorum. Bu pozisyona geldikten sonra side kontrole geçiş yapabilmek için, basit geçiş yapabilmek için şimdi az önceki tutmuş olduğum bacağını bırakmamamız lazım. Kontroldeyim, bırakmıyorum. Aldım, bir hafif bir ileri iterek sola, benim soluma doğru iteceğim ve buradan side kontrole doğru geçiş yapacağım. Şu şekilde bu pozisyonu elde ederiz. Evet, bu teknikte bu kadar. Evet arkadaşlar, bu haftaki tekniğimiz takedown'du. Bir sonraki hafta öğrenmek istediğiniz bir teknik varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Evet, kanala abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Teşekkürler, görüşürüz. Bunu göstereceğiz. Bunu da takedown uygulamasıyla bunu da takedown'la. Baştan da başlıyor. Ha tamam. Evet, bak. Okay. Tamam. Evet.